Ligdeki en kritik maçlarımızdan biri. Trabzonspor'la kendi sahamızda oynayacağımız maç öncesi Erzurumspor deplasmanındayız. Bu maçta mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkıyoruz. Umuyoruz bir aksilik olmayacak ve bu maçtan 3 puanla ayrılacağız. Bakalım neler olacak. Zemin bizim alışık olduğumuz tarzda bir zemin değil ama oyuncularım elbette bu zemine de adapte olacaktır. Buradan gereken skoru alıp gideceğimizi düşünüyorum. Yine bir rakip atayla başlamak Alanya maçını bana hatırlattı. Derken bir kontra atakla Samuel. Enteresan. Bunu beklemiyordum. Çünkü böyle bir hissiyat var bende. Takım bir düşüşe geçecek gibi bir hissiyat var. Ama biz kontra atak oynuyoruz bu arada Erzurumspor'a karşı. Dikkatinizi çekerim. Yine Samuel, yine gol. Bu tip goller de çok oluyor. Ve Samuel bunu çok iyi yapıyor. Çok gol atıyor böyle. Hızlı bir oyuncu ya, alıyor yürüyor direkt. Trabzon'un maç eksiği var. Ha. Oy! Bu da güzel yalnız. Asist Mitriç Pelkas. Samuel maçın yıldızı 8.6 puanda. Skor 3-0. Trabzon'un maçı yarın mıymış? Nasıl yarın ya? Bizde maçı var. Bugün daha sonra. Ha, saat 7'deymiş. Anladım. Alex aldı topu, gidiyor. Yıldız sporcu. Bir baktım istatistiğine abi, 12 maçta 9 golü varmış adamın. İnanılmaz bir istatistik yakaladı ya. Transfer gününe de transferin son gündeyiz bu arada. Yarın transfer sezonu bitiyor. Ben Kataldi ile görüştüm. Alırım diye çok para istedi abi. Anlaşamadık maalesef. Bir tane orta saha almam lazım. Yani görüyorsunuz İrfan Can sakat. Gerekeni yapamıyor Ozan Tufan. O kadar iyi değil o mevkide. Buraya iyi bir oyun kurucu almamız lazımdı. Caffar o kulübü çok para istiyor. Son gün bir daha zorlayayım. Belki ikna edebiliriz ama zannetmiyorum. O kadar para bayılmak istemiyorum. Benim kiralık oyuncum geldi bu arada. Niye kadroya almadım ben onu? Şimdi aklıma geldi ya. Adamla anlaştık. Oy! Offside. Yapma! Abi Diyar'ın gol atması lazım ya. Hem sakat. Abicim ya. Öf. Çok önemli bir goldü biliyor musun? Ah. Ona da git offside ver zaten. Adamı da sakatlayın. Oğlum sen de oyna artık. Kaygısız diyor ya. Herife bakar mısın? Samatta. Yani adamı gerçekçi yaptılar bu seride. Ben zaten şaşırmıştım bu kadar iyi nasıl oynadı diye benim kariyerde. Adamı gerçekçi yapmışlar abi. Çöp. Resmen çöp. Bir penaltı mı var? Gol oldu. Yani gol yemediğimiz maç yok gibi. Her maç gol yemeye başladık. Ligin en az gol yiyen takımı Trabzon. Az da gol atıyorlar ama üzücü ya. Çok üzücü abi. Ah Samatta. Yordun beni Samatta be. Ha. Bizi mahvettin be Samatta. Şimdi forvete dön ya. Oyuncu değiştireceğim ama Zobnin'i alalım mesela kenara. Zobnin'i, Samuel'i. Zobnin yerine abi ne yapıyorsunuz? Yavrularım neler oluyor burada? 2 dakika bakmadık. Bir de çocuğu sokacaktım ama oyunu durdurmak lazımdı işte. Zaman kaybı oldu. Dur. Samuel'in yerine Panya niye yok? Ha sakat mıydı Panya? Panya sakattı değil mi? Kadrodan çıkardık. Keşke yeni transferi kadroya alsaydık. Dandun girdim ben. Halbuki kadroya almak lazımdı. Alex yorgun değil ki. Pelkas yorgun. Şöyle yapalım. Sonra Samuel de mi yorulmuş? Samuel de kenara alalım diyeceğim ama oyuncu yok. O zaman şöyle yapalım. 4 değişiklik. Dakika 84. Bir tane daha değiştireceğim. Ne olacak? Samuel yerine buraya oynayabilecek oyuncu yok mu ya? Filip Novak. Hiç mi oynayamıyorsun abicim orada? Biraz oyna bakayım. Sen ofansif adamsın. Belki iş yaparsın orada. Kanat forvet. Taktiği bozmak istemedim ama. Hayda. Ya birader, rakip kaleye böyle bir gol atamazsın. Ben korkmaya başladım bu arada. Bu maç gidebilir ha. Maç net gidebilir. Korkmaya başladım çünkü. Çünkü asla değil, cevap yanlış oldu. Ya bas şuna. Abi nasıl bir gol attı, gördünüz mü? Müthiş. Hayran kaldım ya Serdar. Rakip kaleye böyle bir gol atamazsın. Zor kurtulduk. Zor. Samatta da olumlu diyor. Oynadığı futbola bak. Adama her gün hakaret etmekten yoruldum. Adam anlıyorum hocam doğru söylüyorsunuz diyor. Maça bir bakıyoruz rezalet yine. Kalın kafalı seni. Bu ne kadar sakattı? Tamam. Lisanssız, evet, kadroda yok. Bakayım bunun özelliklerine. Abi çok iyi bir futbolcu değil mi bu adam ya? Zihinsel özellikleri yetersiz ama teknik olarak çok iyi bir oyuncuya benziyor bu arkadaş. Bunu nasıl oynatmamış Real Sociedad? Enteresan. Kadroya kaydedelim hemen. Arkadaşı. 13 yabancı. Bir tane daha yabancı alsak kadroya koyabiliriz. B- bak beğenmişler. Tabii abi iyi futbolcu bu. Bu çocukta iş var. 22 numarayı verdim gitti. Çık buradan. Gökhan da karşılasın bakalım. Devam. Şimdi Trabzon maçı geliyor. Trabzon maçında onu oynatabilirim. Şu son gün bir bakalım. Caffar ile anlaşabilecek miyiz? İsterdim ki Kataldi ile anlaşalım. Kataldi çok uygun bir maliyetti. 4 milyon euroya geliyordu. Çok da iyi bir futbolcu kendisi. Ama maaş çok istedi. 4 milyona yakın para istiyor abi. Ben ya takım sınır koymuş 2 milyon euro. Daha fazlasını veremiyoruz. O yüzden anlaşamadık. Takımda niye o kadar maaş boşluğu da var halbuki vermiyor ama adam vermiyor abi. Katılalım son gün. Bir tane takviyeye ihtiyacımız var orta sahada. İrfan bir sakatlandı. Orta saha çalışmıyor şu an. Yani nasıl olacak bu iş? Diyar oynar herhalde. Bir ilerleyelim bakalım. Ya dur şimdi bana soru sorma ya. Ben bir Caffaro ona bir bakayım. Ne diyor, ne ediyor diye. Son kez bir şansımızı deneyelim. Belki kulübü... Evet. Bak burada saçma bir şey oldu bu arada. Onu da söyleyeyim size. Ben kendim ilk başta teklif yaptım. Sonra baktım. Ulan dedim bu ne? Anlaşamayacağız. Sonra araya gittim. Emre Belözoğlu'nu koydum. Bu sefer ilerletmedi. Siz görüşün falan dedi. Ben de gittim sözleşmeyi ısrar ettim. Reddetti. Ondan sonra çekildim. Ama bak Emre Belözoğlu tekrar görüşmüş. Onunla da anlaşmamış. Belki dedim Emre bir şekilde daha fazla para verir, ne bileyim. Kulübün gücünü kullanır ama yapmamış demek. Evet, şimdi bir şu oyuncuya bakalım. Ne diyor kulübü? Abi çok para istiyorsunuz ya. 10 milyon euro bu adama verilir mi ya? Hayır yani benim yerime koyun kendinizi. Kaç paraydı bunlar? Bunlar çok para istemişti. 4 milyon anca dedik. 4 milyon. Abi şu var. Alsa bak bu da çok iyi futbolcu. Hızlı gelişim oluyor bu. Ama adamlar satmıyor tabii ki. Bu yeni mi gitmiş oraya? Hayır. Onu satmıyorlar. Abi Caffaro çocuğu alsam çok güzel olacak da. Kulübü inat ediyor. 14 milyon euro ne birader? Ne yapıyorsun oğlum? Ya insan gibi şunu düzgün bir paradan ver de alalım gidelim ya. Ayıp be. Adamın değeri arttı ha. Kaç para var bizde? 14 milyon euro var ama bu kadar para vermek bana çok yanlış geliyor. 3 taksit 1 milyon euro. Abi 8 milyon euro vereceğim adama. Yuh ya. Onu da beğenmiyor. 14 milyon yapalım diyor. 9 milyon verdim. 50 maç oynarsa 2 milyon euro para vereceğiz. 11 milyon euroya transfer olacak. Abi 10 milyon euroya transfer oluyor şu anda. Yani bunu ben nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Bu çocuk oynayamazsa siz şimdi ne deseniz haklısınız. Hoca bu kadar para verdin, oyuncu aldın. Bu ne hal deseniz harbiden ben bir şey diyemeyeceğim şu anda. 4 yıl sözleşme istedi. Parasını da verdik. Anlaşmaya razı, güzel. Tamam, neyse. Ben oynayacağını düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Bu çocuk bizi yıllarca götürür. Rahatlıkla götürür. Benim kariyerimde götürüyor açıkçası. Ben bunu sezon sonunda almıştım. Sezonda kaç, 16 asist mi ne yapmış? Defansif oyun kurucu oynayarak nasıl yapmışsa artık takımında. Hemen aldım ben bunu. Aşağı yukarı bu paraları almıştım. Şimdi efendim mecburen artık az parayla da olsa devre arasında takıma kattık. Çünkü oyuncu lazım bize o tarafta. 5 numaralı formayı veririm kendisine. 8 numarayı vermiştim. Kulübede karşılarsan, şey yaparsan sevinirim. Kulübede karşıla. Şeyde değil. Efendim Trabzon maçı geliyor. Fenerbahçe transferin son gününde bombayı patlattı. Caffar o takıma katılıyor. Orta saha oyuncusu. Çok kuvvetli ve ayağa iyi pas yapan bir oyuncu aslında. Ama maliyet bizi tabii alalım mı almayalım mı sorusuna götürüp durmuştu. Sonunda parayı verdik, aldık. Umarız çok büyük bir pişmanlık yaşamayız. İrfan'ın yerinde kadroda olabilir. Bakın değeri şu an 11 milyon euro. Adamın geldiği gibi değeri 11 milyon euro. Top kap metni yok ama teknik özellikleri müthiş. 23 yaşında fiziksel zihinsel özellikleri de fena değil. Fiziksel anlamda da bir orta saha için gayet iyi durumda. En önemli özelliği de ofansif oyun kurucu da oynayabiliyor bu arkadaş. Zaman zaman kanatta da şans verebilirsiniz. Ama bu genelde defansif oyun kurucu olarak çok etkili oynuyor. Arkada iyi iş yapabiliyor açıkçası. Bu kim ya? Uğur. Uğur Yıldız kim oğlum? Al götür, tamam. Benim öyle bir yıldızım yok yani sayın dostum. Şimdi buradan sonra mesela şey yok değil mi? Yıllardır futbol menajerde bu yok ya. Bir kere girdik ya transfer batağına, tamam artık. Saatlerce bekleyeceğiz şimdi. Git. Bölümün kaçıncı dakikası? Hah, güzel. Trabzon maçı o zaman tam vaktini bulacak. İyi. Siz yine önerileriniz varsa yazarsınız. Ben şimdi ne yaptım? Önerilerinizi dikkate almak adına efendim bu arada Trabzon kazanmış mı? Yine kazanmış ya. Şarkıyı kapattık abi. Modu da değiştirdik. Transfer konusunda baktım önerilerinize. Ya oyuncular biraz daha şey geldi bana. Daha böyle alt takımların alıp oynatacağı tarzda oyuncular. Ve yetiştireceği tarzda. Muhtemelen ileride iyi futbolcular oluyordur ama ben o kadar uğraşacak durumda değilim şu anda. Bana sadece yan parça olarak onlar katılabilir. Ben özellikle ilk 11 için oyuncu arıyordum. Kadro için. Yani ilk 11 oynamasa bile ilk 11 adayı her türlü. Yetiştirmek üzere de. Yetiştirmek üzere bak aldık. Panya'yı aldık. Ha, herkes eklendi değil mi? Tamam. Panya'yı aldık. Yetiştirmek üzere. Gayet de iyi iş yapar. Ondan sonra bir tane daha genç oyuncu transfer etmiştik ama o tabii gelmiyor henüz. 17 yaşında ya. Neredeydi o? 17 yaşında çocukla anlaşmadık mı? Lan o benim öteki kariyerim miydi yoksa? Gelenler. Nasıl ya? Harbiden mi? Slavia Prag'da bir genç oyuncu demiştim. Oğlum onu ben öteki kayıtta aldım galiba. Ah. Genç takımında. Ah. Böyle dejavular yaşayacağız. Çünkü Caffaro da oradan aldığım bir oyuncu ya. Evet. Şu çocuk çok geç geliyor ya. Bunun neyse istatistikleri çok iyi gidiyor da sezon sonunda umarım pişman etmez bizi. Kadro önerisi. Alex'i orada oynat. Bak Caffar'ı gördün mü? Sağ kanatta oynat diyor. Resmen yedeklerle çık diyor. Yok yok. Alex kanatta şu an iyi oynuyor. Geç bunları. Kanatta iyi oynuyor. Perotti ortada, o da iyi oynuyor. Ama Pelkas'tan da memnunum. Diyar'da gol atsa nasıl olur diyorum aynı zamanda. Öyle bir dönem. Bu bölümün son maçı Trabzonspor'la kendi sahamızda oynayacağız. Bir rövanş maçı ve ölüm kalım maçı. Yani bu maçı ne olursa olsun kazanmamız lazım. Yoksa bir daha Trabzon'u yakalama şansımız olmayacak ve belki de lig şampiyonluğu gidiyor. Onun dışında Trabzon'u yenmeliyiz ki artık Trabzon bir yenilgiyle tanışsın ve yenilgi serisi yakalama ihtimali olsun. Bunu da istiyoruz aynı zamanda. Umarım bu onlar için kötü günlerin başlangıcı olur. Haydi takım, haydi takım diyoruz. İlk maçta elimizden kaçtılar, o ayrı konu da. Bu maçta aynı sıkıntı yaşanmaz diye umut ediyorum. Stoperde Novak, evet. İsimler karışıyor. Sivok aklıma geliyor. İrfan hazır görünüyor. O zaman al ilk 11'e. Tamam. Bu çocuk... Bu çocuğu oynatsam mı acaba bu maçta, ama yok ya. Alex'i buraya mı alsam dedim de. Önce bir böyle başlayalım. Gidişata göre pozisyon alırız. Saygılar dostlar. Haydi. Ölüm maçı başlıyor. Fenerbahçe için şampiyonluk yolunda ya tamam ya devam maçı. Trabzonspor sezonun ilk yarısında oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başarmıştı son dakikada buldukları golle. Ve bugün Fenerbahçe bu maçı kazanmak zorunda. Kendi sahasında oynuyor. Bakalım Sarı Kanaryalar neler yapacak Uğur Bey yönetiminde. Şampiyonluk sözü vermişti Uğur Bey. Bu Trabzon maçını kazanamazsa artık kelle gitti. Geçmiş olsun. Top rakipte %70 toplu oynama. Dakika 20 abi, ne oluyoruz? Bu nasıl Trabzon böyle? Nasıl Trabzon? Dakika 20. Defanstan kısa pasta çık. Gerekirse dengeli oyuna döneceğiz. Bu ne abi? Çocuklar aman ha, korkutmayın beni. Of, yapma be. Kontrada yemeyelim çocuklar. Güzel. Zobnin. Böyle maçlarda aslında tempolu oynamaktansa biraz daha oturaklı işte oynamak gerekiyor. Aynen bu tempo işte. Neydi? Kısa pas. Savunmadan pas. Dia golü buluyor Fenerbahçe. İşte bu. Daha azimli oynayın. Daha azimli oynayın. Hemen gol attıktan sonra bunu söyleyeceksin ki saçmalamasınlar. Umut. Umut, sen bizim umudumuzsun Umut. Antrenmanlarda ufak bir performans yükselişi gördüm Caner'de ama kadroya almayacağım. Öyle bir dünya yok. Aman be! Yapma be ya. Zobnin'i görüyor musun? Formunu buldu. Formunu buldu Zobnin. Aslanım benim be. Çok önemli bir maç. Pelkas, İrfan Can yapma. Orta denedi. Bir paslı git. Ama taçtan da bir tehlike gelir mi? Haydi çocuklar. Alex yapma. İrfan yukarı. Çok güzel. Zobni yukarı. Aman be, neler oluyor böyle. Samuel Diyar sol ayağıyla vursa golü atacak ama olsun. Güzel. Bir daha çocuklara moral vermek lazım. Başarabilirsiniz değil de yine daha çok çabalayın diyelim. Geldiği gibi. Takım şu an fena değil. Pozisyon vermedi. Goller kaçırıyor. Gayet iyiyiz. Tamam, ilk yarı sona erdi. Hemen oyuncularımızı motive edelim. Hayır, böyle etmeyelim. Rehavete kapılmayın. Aferin çocuklar. Formda olun. Bu maçı vermeyeceğiz. Çok kritik bir maç. 3 puandan başka hiçbir seçenek bizi burada kurtarmaz. Pelkas ve Alex düşüşte. Gökhan sağ kanatta etkisiz. Oyun istediğimiz gibi gidiyor ama ben yine de değişiklikler yapacağım. Umarım batırmayız. Yeni transferlerimizi sahaya sürelim. Perotti çok formdaydı. Tamam, Perotti'yi alıyorum. Son maçlarda Perotti'yi oynadı diye. Bu çocuğu şimdi almadım oyuna. Bu genç, gerçi genç diyorum. Kaç yaşındaydı bu? 25 mi? Tamam, bunu aldım oyuna. Şöyle yumrukları sıkıyorum. Haydi çocuklar diyorum. Çıkın oynayın. Aslanlarım benim. İki oyuncu değişikliği. Umarım takımı batırmaz. Umarım takımı batırmaz. Bir tanesi yeni transfer zaten. Aman gol yemeyelim. Bu pozisyon tehlikeli pozisyon. Uğurcan. Aman böyle zaman geçirin. Sonra topu bize verin. Sayın dostum. Topunuzu bırakın gidin. Uzun pas atacak gibi duruyor. Oğlum alırsınız ya. Çok kalabalık bir orta sahamız var. Yapma çocuğum. Yapma evladım. Bak ilk kez Trabzon pozisyonu izliyoruz. Bravo Altay. O da gol oluyordu. Gördünüz değil mi? Konsantrasyonu kaybetmeyin. Samuel yorgun görünüyor. Bir dakika. Şimdi Samuel yorgun görünüyor. Takım pozisyon verdi. Biraz dengeli oyuna döneceğiz. Abi riske atamayız maçı. Hiçbir şekilde bu maçı riske atamayız. Dar alanda oynuyoruz. Ceza sahasında paslaşmamız var. Presimizi biraz daha geride yapalım. Topa da dalabiliriz. Biraz sert oynamaya başlayalım. Sertlik büyük maçlarda önemlidir. Zobnin yorulmuş. Hemen o zaman Caffar'ı orada asıl mevkinde oyuna sokalım. Samuel yerine bak kanat oyuncusu yok. Bu çocuk burada oynuyordu değil mi? Aa hiç oynayamıyor. Ne olacak şimdi? Perotti oynar mı? Oynar mı? Oynamadı. O zaman Samuel'le devam edeceğiz mecburen. Yumruğu sık. Haydi çocuğum. Gir oyununu oyna. Aslanım benim. Büyük transfer. Çok ciddi para ödedim. Sen sıkıntı yaratırsan beni var ya çiğ çiğ yerler. Bak istifa ettirirler beni. Umarım beni pişman etmezsin. Toplu oynama üzerine bakın Trabzon. Orta sahada hakim ama rakip sahada oynanıyor maç daha çok. Of. Yani o oran çok fazla bir oran. Abi bu ne? Beyler çok pozisyon veriyoruz. Gökhan çok kötü görünüyor. Gir oyna Sangare. Başka kim var? Düşüş. Diyar yorgun görünüyor. İyi Samatta'yı alayım mı orada? Dur lan Çalışkan. Çalışkan savunma. Pres yapıp dursun. Hadi bakalım. Yani en azından geriden oyun kurmalarını engelleyelim dedim ama yapma. Güzel. Haydi Samuel. Kontra senin işin oğlum. Samat da boştu içeride. Lan bir pas ver de şu Samat da belki gol atsın ya. Şimdi bir son kez konuşma yapalım bu adamlara. Konsantrasyonu yine kaybetmeyin. Son dakikalar. Haydi çocuklar. Bu kadar şut atmışız. 1-0 zaten. Abi yapmayın. Son dakika pozisyonu yine. Bana ilk maçı hatırlatıyor. Alırsın onu Samuel. Aferin oğlum. Ya Perotti. Samatta bir pas ver. Güzel. Aşağı oyna. O da güzel. Caffar o. Aslanım. Samuel vurma. Vurma şimdi vur. Hadi be. Ya köşeye vursana kardeşim. Kalecinin üstüne nişanlıyorsun ya. Dağıldık burada. Şuraya bak. İrfan Can. Heyecan dorukta. Son dakikalar. Fenerbahçe çok kritik bir maç. 1-0 önde. Ve maçı kazanmayı başarıyor Sarı Lacivertliler. Ligde liderliğe yükseliyor. Tebrik edeceğiz ama zor bir maç oldu işte. Yine beklediğimiz gibi oldu. Yani bu Trabzon, Sivas, TM21'de Fenerbahçe'nin en tehlikeli rakipleri. Net. Efendim uzun bir aradan sonra liderliği kontrol altına aldık. Bakalım neler olacak. 18 gol yemişiz. Şuraya bak 60 gol atmışız ligde. Devam edeceğiz.